Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz oyunun yeni bölümünden hepinize merhaba. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Hikmet'le birlikteyiz. Nasılsın Hikmet? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Programa başlamadan evvel izleyicilerimize Hikmet'in aslında bir iki çift lafı olacak. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizleri yorumlarınızla desteklemeye devam edin. Bunlar bizim için çok kıymetli. Konuşulmasını istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz. Evet bunun hemen ardından da gündeme geçiş yapmak istiyorum. Milli maç arasına girdik biliyorsun. Türkiye'nin Lüksemburg ve Faroe Adaları iki tane maçı var. Aslında bunlara dair senin görüşlerini almak istiyorum. Yani malum aslında ama merak ediyorum. Yani hani kadro tercihleri olsun, işte Stefan konusunun ne yapacağı olsun. Seni dinliyorum. Şimdi öncelikle ben teknik direktör olsaydım ve puan durumundaki vaziyet şu olsaydı deneyeceğim bütün sistematikleri, deneyebileceğim maçlar. İkisi de e, Türkiye'nin kalibresinde olan takımlar değil. Aslında Türkiye bu ligin takımı değil zaten. Fakat işte malum süreçlerden dolayı işte geçilemeyen, aşılamayan engeller vesaire kadro düzeninin oturtulamaması sonucu buraya düştük. Şimdi Lüksemburg Avrupa futbolunda işte takımları alta doğru dizseniz en alttan 3-4 tane takım olabilecek bir takımken grubumuzda ikinci pozisyonda. Yani aslında nasıl bir grupta olduğumuzu çok daha iyi anlatabiliyor bu denklem. İşte üçlü savunma deneyecekse rahatlıkla deneyebilir, dörtlüyü deneyebilir, farklı varyasyonlar deneyebilir. Hazırlık maçı kabiliğinden geçmesi evet. gibi gerekiyor bence. Kuntz'un yapabileceği bütün denemeleri, bundan sonraki süreçte uygulamak istediği her şeyi deneyebileceği iki maç olacak. Lüksemburg görece biraz daha böyle sıkı savunmayla Türkiye'yi karşılayabilir. E bu da atak varyasyonlarını geliştirme açısından avantajlı olabilir. Yani ben Faroe ya adalarını da Lüksemburg'u da Türkiye milli takımının karşısında rakip görmeyi bize hakaret addediyorum. Bizim ayarımızda, bizim e, muadilimizde takımlar değil yani. Kesinlikle. İşte koçsu ne yapabilir? Alternatif oyuncuları nerede nasıl kullanabilirim? Onu değerlendirebilir. İşte Forvet oyuncularını arkalı önlü nasıl denemeler yapabilirim, bunları değerlendirebilir. İşte üçlü dörtlü savunma geçişlerini mesela, aksiyon esnasında üçlüden dörtlüye geçmeyi vesaire deneyebilir. Çünkü karşınızda bu iki rakip de bunlara çok müsait ve bunları zorlayamayacak türevde takımlar. E, maç kondisyonu ile antrenman kondisyonu çok farklıdır. Maç açısından denemeleri yapıp antrenman gibi geçirebileceğimiz iki maç olduğunu düşünüyorum. Farklı isimler denenebilir miydi peki? Yani bu kadar e, az kadrodan isimler çağrılmak zorunda mıydı Statham College? Şimdi o muhtemelen bir kadro devamlılığı oturtturmaya çalışıyor. Yani benim elimde iki tane planım olsun, bu iki öt planımın da oyuncularının yerleri belli olsun. Bunları değiştireceğim, dönüştüreceğim, rotasyona sokacağım isimlerle birlikte bunları tek bir havuzda birleştireyim diye düşünmüştür. O yüzden öncelikle az kadroyu çağırmaya çalışmıştır diye düşünüyorum. Fakat... Mesela işte Lüksemburg maçında ikinci planla çıkabilir milli takım ya da varsa üçüncü planlı denemeyle çıkabilir. Aynı as oyuncularla farklı neler yapabilirim düşüncesinden ileri geliyor olabilir bu kadro tercihleri. Milli maçlarla ilgili Hikmet'in görüşlerini aldım aslında ama benim aklım yine Süper Lig'de. Çünkü Süper Lig'i seviyoruz yani onu konuşmadan geçemeyeceğim. Ee, ilk başta aslında geçen haftadan bir Konuşalım istiyorum. Tabii. Söylediklerimiz oldu. Başakşehir-Beşiktaş maçı, Galatasaray-Konya maçı ve Fenerbahçe-Alanya spor aslında tam da konuştuğumuz gibi oldu. Biz demiştik demeyi sevmiyorum ama <laughs> burada Aslı Hikmet'in söyledikleri hafta sonu gerçekleşti. Şimdi aslında birazcık daha bunlara uzaktan bakalım istiyorum. Mesela evet. Jesus'un oyunuyla başlayalım. Beş atan bir Fenerbahçe, özgüvenli bir Fenerbahçe. Jesus Fenerbahçe'de neler yapıyor? Jesus'un Fenerbahçe'de yapmaya çalıştığı şey aslında Türkiye'deki... Genel anlamda liglerin temel problemi çünkü takımlar kendisine önde basan takımlara karşı tedbir alamıyor Türkiye'de. Bunu yapabilen sayıca çok az takım var. Bunlardan bir tanesi Konya zaten Fenerbahçe Konya'ya takıldı hatırlarsanız. Başakşehir bunları çok iyi yapabiliyor. Önde baskıyı enine oyunu genişleterek çok rahat açabiliyor ve rakip takımın odak noktasını genişlettiğiniz zaman aynı agresiflikle basma ihtimali ortadan kalkıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin 4-5 tane farklı takımda yaşayabileceği türevde sıkıntılar var. Onun dışında Fenerbahçe kendi kadro yapısına göre ve teknik direktörünün mental yapısına göre şampiyon olabileceği futbolu oynamaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye sekte vuracak takımlar elbette olacaktır. Mesela <laughs> Örnek olarak söylüyorum. Giresun maçında Alanya maçındaki gibi bir oyunda oynayamazsınız. Daha farklı bir kadro, daha farklı bir kurgu. O zaman da farklı plana geçtiğinizde oyuncuların bireysel performansları belirleyici kılacaktır muhtemelen. Alanya maçında Fenerbahçe'den beklediklerimin hepsini Fenerbahçe uyguladı. Alanya'da yapmaması gereken her ne varsa hepsini A'dan Z'ye yaptı. Ben Farioli'nin pas meselesindeki takıntısını artık araçtan amaca dönüştürdüğünü düşünüyorum. Evet bu oyunun çalışacağı takımlar olabilir mesela. Beşiktaş'a karşı Beşiktaş başka bir futbol anlayışıyla oynuyor. Önde baskı anlamında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı birbiriyle özdeş gibi görüyor bazı taraftarlar. Fakat Fenerbahçe başka türevde bir ön alan baskısı uyguluyor. Beşiktaş farklı. Alanya Beşiktaş'ı çözebilir. İki tane atabilir, üç tane atabilir. İşte skoru alır, Beşiktaş'ı zorlayabilir ama Fenerbahçe şu kadro yapısıyla mümkün değildi. Zira Fenerbahçe 5 tane attıysa 8 tane de atabilirdi. Yani maç bir 10 dakika daha uzun olsaydı muhtemelen Alanya hiç kurgusunu bozmadığı için hatalı yaptıkları şeylerde hata yapmaya ısrar ettikleri için Fenerbahçe çok rahat bir maç geçirdi. Alanya da yani bunlara müdahale edemedi. Yanlışlarına da müdahale, müdahale, edemedi. Zaten baskı, Kadıköy ortamı. Yani Kesinlikle. Gollü bir maç beklenen Yani çok oldu. daha fazlası da olabilirdi. Orada Fenerbahçe zamana takıldı diyelim birazcık. Her geldiğini attı Fenerbahçe. Evet. Adeta kaçırmadan hepsini tıkır tıkır attılar ama zaten bu kurguyla Fenerbahçe'ye karşı çıkmak çok büyük problem. Evet. E 4-4-2 beklemiyordur işte Farioli. Onu anlayışla karşılayabiliyorum ama geride kaptırılacak, ikinci bölgeye geçişlerde kaptırılacak toplar sanıyorum ki hiç hesap edilmemiş. Hı hı. Fenerbahçe rakip yarı sahadan çıkmadan maç oynadı. Ve e, Jesus her oyuncusundan katkı alıyor. Yani kale dışında resmen her oyuncu gol ya da asist katkısı Meşhur yapıyor. Meşhur cümlemizi oyuna. söyleyebiliriz. İdeal 11'im yok, müsait 11'im lafı vardı. Aslında Jesus'un sezon öncesinde bize verdiği minik spoilerlardan biriydi. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Evet her hafta bize gösteriyor bunu. Hiçbir zaman ideal bir 11 olmuyor. Her zaman farklı oyuncular var ama skor katkı her zaman devam ediyor. Ee, bu nereye kadar takılır bilmiyorum. Beşiktaş maçını konuşacağız ona ama. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin oyunu çözülemeyecek bir oyun değil. Fakat Fenerbahçe rakibin üzerine özellikle de savunmada tırnak içinde söylüyorum topu geveleyen takımların üzerine gittiğinde kabus gibi çökebilecek bir yapıya sahip. Çünkü çok kalabalık geliyor Fenerbahçe. Arka tarafı üçlü oynadıkları dönemlerde daha kalabalık gidiyor Fenerbahçe. Çünkü arkada daha rahatlar. Orta sahayı daha rahat riske edebiliyor. Ön tarafta daha sıkı durabiliyor. Fenerbahçe'nin bu oyun yapısını kıracak takımlar elbette vardır. Fakat Fenerbahçe'ye ayrı bir kurguyla hazırlanması gerekiyor takımların. Yani Farioli şimdi kara gümrüğe çıkar gibi çıktığı zaman Fenerbahçe'ye 5 tane yiyor. Ee, ya oyunla ilgili aslında bu kadar <laughs> güzel şeyler, bu kadar pozitif şeyler söylüyoruz Jesus'un oyunuyla ilgili. Var mıdır eksik noktaları? Bu işin zayıf noktası nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Jesus geçen sene Torrent'in Galatasaray'a geldiğinde oynatmak istediği ama oynatamadığı oyun oynatıyor. Yani ön alanda agresif baskı, gerekirse ikinci bölgeyi riske etme, rakibe ikinci bölgeye girme, Ardından savunma oyuncularıyla süpürüp tekrar atak devamlılığı sağlama Torrent bunu yapmaya çalıştığı kadroda ön taraftaki oyunculara inanılmaz hantaldı. Yani Torrent aslında kadroya uygun oyun oynatmalıydı. Fakat kendi istediği şeyi kadroya uydurmaya çalıştı başarısız oldu. Jesus ne yaptı? Jesus geldi bambaşka bir Fenerbahçe devraldı. Kendi oyun anlayışına uygun oyuncularla bunu donattı. Fakat risk aldığı bölgede özellikle Arao, İsmail Yüksek var ve Crespo var. Şimdi... Hepsinin ekstra performans göstermesi gereken maçlar oynuyor Fenerbahçe. Evet. evet Fenerbahçe taraftarı çok ciddi zevk alıyor oynadığı oyundan. Fenerbahçe yenilse bile keyif verir Ren maçında. Ren maçında da 3 aşağı 5 şukarı söylediğimiz şeyler tuttu. Ren beklediğimiz golleri yedi. Fenerbahçe de beklediğimiz golleri yedi. Ren kırmızı kartından sonra oyunun dengeleri değişti. Ondan sonra artık iş plandan çıktı. Fenerbahçe baskısına dönüştü. Şimdi Alanya Alanyaspor'da Fenerbahçe ön alan baskısını karşılayabilecek bir planın olmadığını gördük. Yani ben çıkarım, kendi oyunumu oynarım. Rakip de işte nasıl hareket etmesi gerekiyorsa ona göre hareket eder. Ben açık bulurum, golümü atarım şeklinde düşündü Farioli. Tam tersi oldu. Fenerbahçe kabus gibi üstüne çöktü. İkinci bölgeyi tamamıyla riske ederek bir de. Yani aslında bu çok büyük bir zaaftır. Diğer takımlar açısından düşünürsek mesela Başakşehir burayı çok rahat işler. Başakşehir'de o bölgede hemen hemen ligin en kaliteli oyuncuları var. Konya Spor Hakeza, Hacı Ahmet ne kadar rahat bir maç çıkardığını Fenerbahçe karşısında gördük. Fenerbahçe'nin en büyük zafiyeti Konya maçındaki, işte şu bölgeyi tarif edelim. Fenerbahçe burada basarken şu bölge boş. Evet. Bugün. Burada muhtemelen tek oyuncu oluyor. Arao, o da ön stoper gibi karşılıyor. Bu bölgeye birden fazla kişiyle giren her takım Fenerbahçe'yi zorlar. Fenerbahçe'nin orta alanını o zaman tam o merkezini zayıf noktası diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Buradan aslında oyunlarının özdeş olduğu ile ilgili e, konuştuğumuz bir takım var. Beşiktaş. Yani ne kadar oyunlarını benzesek de bence Valerian İsmail hem skorlarla hem de oyun içindeki planla Fenerbahçeli hiç de benzer oynamıyor. Peki Valerian İsmail neler nerelerde hata yaptı 7 hafta boyunca? Şimdi geçen sezon göreve geldiği dönemde Toparlama görevine gelmişti İsmail. Hani İngil İngiltere liginde şey derler çantacı hocalar derler. Kısa bir sürede gelir dokunuşunu yapar takımı bir noktadan bir noktaya taşır. Ondan sonra proje hocalarına dönülür genelde. Şimdi İsmail'e baktığımız zaman evet bir ön alan baskısı istediğini görebiliyoruz. Fakat bu ön alan baskısını tahtada göstereyim yani şu kadar bir alanda yapabiliyor Beşiktaş. Bu alanda kaptı kaptı kapamadı aşılıyor. Ön tarafta 3-4 kişilik bir baskı olduğunda işte hep Getson'un özelliklerinden bahsetmiştik. Getson aslında daha farklı profilde bir oyuncu, daha farklı alanlarda kullanabilirsiniz ama onu aşırı derecede savunma görevleriyle sınırlandırdığınız için ve yanına destek olabilecek bir oyuncu koymadığınız için işte Josef'i daha hazır saymıyorum. Beşiktaş ön alanda kaptı kaptı kapamadı, geçiş yiyen bir takıma dönüştü. Beşiktaş o kadar geçirgen bir takım ki her bekle oynanan pozisyonda iki kişi eksiliyor evet, ön alan presinde. Yani her defansif orta sahaya atılan dikine pasta 4 kişi arkasına bakmak durumunda kalıyor. Yani Beşiktaş devamlı rakibin arkasından koşmak durumunda. Jesus bunu nasıl uyguluyor? Jesus ön alanda basarken bütün takımı ön tarafa doğru yanaştırıyor. Diyor ki yani ya ikinci bölgede risk alacağım stoperlerle arkada tutacağım. İkinci bölgeye rakibi soktuktan sonra arkalı önlü baskı uygulayıp tekrar geri kazanacağım. İki tane planı var Fenerbahçe'nin. İsmail'de öyle bir durum söz konusu değil. Ön alanda kaptım kaptım, kapamazsam artık bireysel kabiliyete kalmış bu savunma görevi. Getso'nun bulunduğu pozisyonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sanki son maçlarda biraz daha kaleye yakın ve hücuma dönük bir rol verilmeye başlandı. Ben Getso'nun kendi inisiyatifiyle girmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü savunmada o kadar fazla görevden müteşekkil ki Getso'nun görev alanı sahayı enini olarak komple kapsıyor, boyunu olarak da dörtte 3 alanını kapsıyor. Yani neredeyse penaltı noktasına kadar gelmesi gerekiyor Getson'un birçok konuda ve rakip ceza yayına kadar da gitmesi gerekiyor. Bu kadar geniş ve uzun bir alanda maksimum performansı 90 dakika vermek çok mümkün değil. Yani bunun için Kante olmanız lazım. Getson'un ekstra performans vermesi muhtemel bölgesinden geride oynadığı için Getson da bakın ben bunları da yapabiliyorum. Mesajını vermek istiyor olduğundan dolayı inisiyatif aldığını düşünüyorum. Çünkü Getson'u sol çizgide topa kayarken görüyorsunuz. Sağ çizgide kanadı kapatırken görüyorsunuz. Yani savunmanın önünde ceza yayında rakibi düşürürken görüyorsunuz. Bir o tane da, Getson var ama. O da belli bir noktada zaten şeyi fark ediyorum. Mesela diyorum ki işte maçları izlerken 60. dakikada faullere başlar. Çünkü artık fiziksel olarak bitmeye başlıyor. Çok fazla koştuğundan dolayı mental olarak yoruluyor. Zaten 60'tan sonra Getson faul yapmaya başlıyor ve Yaptığı faullere de devamlı itiraz etmeye başlıyor. Aslında faul mesela 5. dakikada olsa itiraz etmeyeceği pozisyona 65. dakikada itiraz etmeye Mental başlıyor. Anlamadım. Mental yorgunluğun işaretidir. Kısacası Beşiktaş yapmaması gereken ne varsa uygulamaya devam ediyor. Özellikle beklerini efektif kullanamaması beni şaşırttı mesela. Yani bu kadar özellikle Rozier tarafında bu kadar etkin bir bekiniz varken bunu doğru kullanamaması özellikle hücuma çıkardığında çok ön planda kalması, savunmaya geldiğinde öne çıkamaması tek yönlü bir oyuncuya dönüşmüş gibi geri, görünüyor Rozier. İşte Masuaku daha çok savunmayı üçleyen, işte uzun toplarla ön alanı besleyen bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Rozya bütün çizgiyi boydan boya kullanabilen bir oyuncuydu. İsmail döneminde bu anlamında çok sıkıntı yaşıyor. İşte bölge bölge parça parça saydığımızda birçok sıkıntı yaşayan oyuncu var. Sayısın önü birinci haftada ne kadar boşsa 7. haftada da o kadar boş vaziyette. Mesela oraya hala bir tedbir alınmadı. Evet. Rakipler devamlı Sayısla karşılaşıyor. Dikkat ederseniz Sayıs orta sahada rakibi indiriyor. Kendi yarı sahasının yarısında rakibi indiriyor. Sayıs devamlı faul yapmak zorunda kalıyor çünkü her pozisyonun önünde devasa bir koridor var ve hep tek başına. delik gibi sürekli oraya girmek zorunda kalıyor Sayıs için de. Tabii bunlar hatayı beraberinde getiriyor. Bu sefer göze batan oyuncu Sayıs oluyor. Tabii ki yani bu makul ve mantıklı setlerle Beşiktaş'ın İki hattını iki saniyede düşürme imkanınız var. Bence Beşiktaş açısından çok büyük bir dezavantaj. Beşiktaş'ta konuştuktan sonra aslında Galatasaray'a doğru geçmek istiyorum yavaş yavaş çünkü orada da aslında tablo sanki Beşiktaş'ın tam tersi. Çünkü ilk haftalarda işte herkes Galatasaray'la ilgili bu oyun nereye gider diye düşünürken şimdi lideri yenip bir şekilde oyununu oturtan bir Okan evet. Buruk ve bir Galatasaray görüyoruz. Senin görüşlerin neler? Neler değişti Galatasaray'da? Galatasaray ve Konyaspor Spor maçını daha öncesinde konuştuğumuz, beklediğimiz gibi geçti. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray'da önce Okan Hoca lige başlarken farklı görevlendirme ve farklı rollendirmelerle lige başladı. İşte ligin başında eleştirdiğimiz şeylerle şu anda eleştirdiğimiz şeyler çok örtüşmüyor. Yani Okan Hoca devamlı değiştiren, devamlı yenileyen bir yapıya sahip. Aynı zamanda oyuncuların görev bölgelerini de değiştirerek deniyor. Okan Hoca'nın çok büyük bir alternatifi var boy. Mükemmel bir performans gösteriyor sezon başından beri ve şapkadan çıkan tavşan çünkü hatırlarsanız kiraya verilmeye çalışıldı, satılmaya çalışıldı. Ben buradayım dedi Dubuana sakatlığından sonra boy çıktı. Bütün koridoru tek başına kullandı. Bu Yunus açısından muazzam bir avantaj. Şimdi Galatasaray taraftarının çok fazla konuşmadığı bir Yunus gerçeği var. Neden? Çünkü skora yansımadığından dolayı. Evet. Yunus mesela bu sezon ligin en fazla ceza sahası içerisine giren oyuncularından bir tanesi. Fakat geçen sezona baktığımızda skor katkısı söz konusuydu. Şimdi bunlar birazcık oyun kurgusunun tam olarak oturmaması ile alakalı ya da doğru görevlendirmeyi doğru noktalarda yapılmaması ile alakalı ya da oyuncunun ekstra inisiyatif alması ile alakalı. Yunus'u ne kadar geride topla buluşturursanız o kadar etkisiz olur. Evet bir pas istasyonu yaratır orada fakat bu skora yansımaz. Galatasaray'ın temel problemi rakip 3. bölgede topla buluşması gereken oyuncuların 3. bölgenin dışında topla buluşması. Sezon başından beri Gaziantepspor ve Kasımpaşa maçları hariç Galatasaray tam olarak doğru noktalarda doğru zamanlamada topu kanatlarıyla buluşturmadı bana göre. Kerem'in ekstra performans gösterdiği maçı göz önünde bulundurursak işte hani, Kerem'in topla buluşması gereken zaman dilimi ve nokta burasıdır, bölgesi burasıdır diyebiliyorsunuz. Yunus daha bunu gösteremedi. Evet. Yunus Adana Demirspor'da farklı bir profille oynuyordu. Galatasaray'da şu anda farklı. Ve Mertens sorunsalı var. Şimdi Mertens'in kariyerine baktığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam Utrecht zamanında olması lazım. 10 numara bölgesinde geçici olarak forma giydiği bir dönem olmuştu. Galatasaray kadrosunda hala ısrarla On başından numara. beri söylüyorum. Galatasaray kadrosundaki en iyi bitiriciyi Kariyerinin en fazla koştuğu döneme maruz bırakıyor şu anda Galatasaray. Şimdi Mertens'i Torreira'nın yanında topa kayarken gördüğünde Napoli taraftarı muhtemelen şaşıracaktır çünkü Napoli tarihinin en golcü yabancı oyuncularından birisiydi Mertens. Bunu sahte dokuzda ve görece sol kanatta görev aldığı maçlarda gerçekleştirdi. Galatasaray'da rakip kovalarken görüyoruz Mertens'i. Şimdi bir oyuncunun şarjını yüz olarak düşünürsek bu oyuncunun şarjının %80'ini ceza sahası ve yayının dışında kullandığınızda %20'lik kalan şarj size skor anlamında efektif olarak yansımıyor. Galatasaray'ın Mertens'i doğru kurgu ve doğru rolde doğru zamanda görevlendirmesi gerekiyor. Şu anda Mertens'ten ne katkı alıyor derseniz Mertens'in tırnak içinde Mertens'ten alması gereken katkıyı alamıyor Galatasaray. Galatasaray'ın bu oyuncu katkısı konusundaki sorunlarını da konuştuktan sonra ben Trabzon'a böyle yavaş yavaş geçmek istiyorum. Çünkü Trabzon'da geçen seneki görüntüsünden bence bir hayli uzak yani yapılan transferler, kadro sanki böyle... Başka bir kadro. Evet edelim. başka bir kadro. Yani bir iki dokunuştan ziyade komple bütün her şey değişmiş. Bu nasıl yansıyor oyuna? Şimdi Trabzonspor'un belli bir seviyede oluşturduğu, oturttuğu bir oyunu vardı. Ve bu oyunu işleten temel ayaklar vardı. En başat unsur her zaman söylediğimiz gibi Cornelius'tu. Cornelius bambaşka bir profil ve gerçekten Trabzonspor'un geçen sene oynamaya çalıştığı oyuna birebir oturan bir oyuncu. Şimdi Trabzonspor ön alanını değiştirdi. Kanatlarda geçen sene Wakame müthiş bir adam zaten. Hani tartışılabilir takıma artısı eksisi fakat skor anlamındaki katkısı tartışılmaz. Evet. Belki sizi 10 kişi oynatıyordur 80 dakika. Ama 10 dakikada bir gol bir asiste sizi ipten alabilecek bir oyuncuydu. Şimdi o tarafa farklı bir profilde oyuncu geldi. Sağ tarafa bambaşka profilde bir oyuncu sokmak zorunda kaldı Trabzon. Visca'nın sakatlığından dolayı. Orta saha kurgusuna bakıyoruz. Geçen sene Siopis tek başına savunmanın önünü süpürürken bu sene daha çok ikili düzende götürmeye çalışıyor Trabzonspor orayı. Ve Bakasetas geçen sene orta sahalar içerisindeki gol kralı pozisyonundan savunmadan top çıkarmaya çalışan, kanatları efektif kullanmaya çalışan oyun kurucuya dönüşmüş durumda. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bence Trabzonspor kurmak istediği kadro mühendisliğini doğru şekilde kuramadı ya da ortalama olarak hesap ettiği bazı şeylerde yanlışlıklar yaşadılar. Mesela bunu da yapar, şunu da yapar dedikleri oyuncular devre dışı kaldı ya da beklediği ölçüde gerçekleştiremedi. Şimdi Trabzonspor'un aslında çok kaliteli bir kadrosu var. Fakat oynatmak istediği oyunla kadro tam olarak birbiriyle örtüşmüyor. Abdullah Avcı'nın takımları biliyorsunuz bol bol pas yaparlar, alırlar, verirler. Fakat Trabzonspor savunma önü ikilisi baskı yediğinde çok büyük sıkıntı yaşıyor. En rahat olması gereken bölgedir Trabzonspor'un. Şu bölge orada Gbamin oynuyor. Gbamin oynadığı zaman Siopis biraz daha geri planda, Gbamin biraz daha önde oynuyor. Fakat şu bölgede ihtiyacı olan pas istasyonu sayısını Trabzonspor hiçbir şekilde tutturamadı hiçbir maçta dikkat ederseniz. Yani Antep geldi. Burada yaptıklarıyla Trabzonspor'u zor duruma düşürdü. Hani kanatlardan, oradan, buradan işte birçok sayılabilecek eksiği vardır Trabzonspor'un ama şu bölgede Antep'in domine edip baskı kurduğu her pozisyonda Antep tehlike yarattı. Bu bu şekilde olmamalı. Çünkü Trabzonspor şu bölgedeki aksiyon sayısıyla geçen sene Şampiyon başarılı oldu. Böyle oldu evet. Yani Hamşik'in orada kattığı katkı dönüşümlü olarak işte Berat'ın Berat oynadığında işte geçişlere engel olmaya çalıştı. Onun dışında hiçbir katkısı yok ama geçiş yedirtmedi. Dorukan oynadığı zamanlar top taşıyan oyuncu Dorukan oldu. Hamşik demarket pozisyonda topla buluştu. Kısacası birbirini tamamlayan ya da birbirinde olmayan özellikleri artı bir olarak sahaya sunabilecek bir orta saha kurgusu vardı Trabzonspor'un. Hamşik daha yeni yeni sorumluluk almaya başlıyor. Tekrar Hamşik'in yanındaki oyuncu profili şu anda rol itibariyle kişiler gene aynı olabilir ama rol itibariyle farklı. Abdullah Avcı farklı bir şey denemeye çalışıyor. Çünkü elindeki oyuncular farklı. Trezegay'ı ne olarak tanırsınız? İşte Premier Lig'de oynadığı dönemde de, Başakşehir'de oynadığı dönemde de, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde de skora götüren oyuncuydu. Yani skor katkısını verecek oyuncuların bir basamak öncesi Trezegay'di. Şimdi baktığınız zaman Trabzonspor'un santriforlarından daha fazla pozisyona giren bir sol açık oyuncusu söz konusu. Ya da sağ tarafta oynadığı zamanlarda var ki. Kanat oyuncunuz sizin birinci derecede gol ayağınız oluyorsa o zaman santriforlarınız farklı profilde olmak zorunda. Ya orta sahaya eklemlenebilen ya kanada kaçtığında kanat oyuncusu gibi oynayabilen ya da pivot tarzında oynayabilen bir oyuncu olmak durumunda. Eğer Trezege'yi en öndeki adam olarak kullanacaksanız Trabzonspor'un kendi kadrosu içerisinde birçok çelişki mevcut. Abdullah Hoca'nın bu çelişkilere nasıl çözümler üreteceği Trabzonspor'un ilk dört hedefini belirler. Aslında Trabzon'un da senin söylediğin gibi forvetlerindeki o uyumsuzluk, forvetin kadronun kalanıyla e, arasındaki o bağ problemi temel sorun gibi gözüküyor. Dört tane takımın da sorunlarını konuştuk Hikmet'le birlikte. Evet. Ama böyle yedi haftayı da minik minik değerlendirelim istiyorum. Mesela e, Hikmet i̇lk, ilk sorum aslında şu. Oynadığı oyunla pozitif anlamda sana ilk 7 haftada şaşırtan bir takım var mı? Seni ilk 7 haftada şaşırtan bir takım var mı? Şimdi ben takımları uzun süredir takip ettiğim için böyle aşırı derecede şaşırtan bir takım olmuyor ama Gaziantep Spor'un bitiricilik performansı beni şaşırttı diyebilirim. Erol Hoca topu rakibe bıraktıktan sonra Türkiye'de en efektif futbolu oynatan hocalardan bir tanesi. Özellikle başaltı takımlarda görev yaparsa. Bunu biliyordum geçiş anlamında Gaziantepspor'un çok başarılı olacağını biliyordum. Fakat bu kadar büyük bir skor katkısı beklemiyordum açıkçası. Gaziantepspor beni şaşırttı. 11 puan almış olması oynadığı futbol itibariyle ki bu haftaların içerisinde Galatasaray maçı da var. Ki Galatasaray kendisine futbol anlamında çok ters bir takım Gaziantep'in. 11 puan almış olması özellikle bu kadar skor bularak almış olması bence sürpriz oldu. Peki negatif anlamda ya bu takımdan bu oyunu hiç beklemiyorum dediğin oldu mu? Sivas Spor'dan bu kötü savunma performansını beklemiyordum açıkçası. Çünkü Sivas Spor hiçbir şey yapmasa savunabilen bir takımdı. Rakibi kilitleyip bir tane atabilirsem oradan 3 puanı alırım diyen bir mental yapıya sahiptir Rıza Hoca. Kolay kolay rakiplere bu kadar rahat oynama imkanı vermez. Fakat ligin başında orta sahasını toparlayıp ayakta tutabilecek en önemli oyuncusunu Beşiktaş'a verdi Sivas Spor. Ve halen İlk hafta söylediğimizi bugün de söylüyorum. Halen Sivas Spor'un defansif orta saha ve stoper arasında rahatlıkla rakipler gezip dolaşabiliyorlar. Rahatlıkla Sivas Spor'un savunmasını kalesine doğru ittirebiliyorlar. Bu savunma performansını Sivas'tan beklemiyordum. Sivas Spor'un eksi altı averajı var. Peki eksi altı averaj dedin. Küme düşme adayın var mı? Küme düşme adayım aşırı derecede sirkülasyonla her sene kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Hatay. Ya aslında daha erken ama şampiyonluk favorin var mı? 7 hafta erken. Şimdi ben ligi temel olarak bütün takımlar açısından değerlendiriyorum. Oyun anlayışı bütün takımları baz aldığımızda en ters olabilecek takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Diğeri Başakşehir. Başakşehir geride sabaha kadar top çevirse Başakşehir'den topu alamazsınız. Çok sinir bozucu tırnak içinde bir oyun anlayışları var. Ve oyunu istedikleri şekilde hükmedebiliyorlar. Rakip topla oynarken de alan kapatarak bu sefer. Hani ekstra bir koşu gösterdiğini söyleyemeyiz Başakşehir'in ama. Hem rakipleri kitleyen hem topu kendisine aldığında rakibe istediği imkanı vermeyen tırnak içinde sinir bozucu takım Başakşehir ve Galatasaray bireysel kabiliyet ve yetenek seviyeleri ligin çok üstünde olduğu için Başakşehir'i Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım gerisinde görüyorum. Fenerbahçe kendi kadro yapısına ve ligin dinamiklerine uygun bir futbol oynuyor. Evet eksikleri var mı var. Fenerbahçe'nin eksiklikleri çözülürse çok kırılgan farklı bir sürece de girebilirler ama şu anda çok öyle kısa vadede çözülebilecek gibi görünmüyor. Bu üç takımı şanslı görüyorum. Trabzonspor'un kadro içerisindeki mühendisliklerindeki boğuşması gereken problemlerden dolayı Trabzonspor onların daha gerisinde görüyorum. Peki çıkış yapan, en iyi çıkış yapan teknik direktör 7 haftalık performansıyla wow dedirten bir isim var mı? Sportif direktörlüğüyle eleştirileri üstüne toplamış olan teknik direktörlük döneminde Emre Hoca geçici olarak görev aldı. Artık bundan sonra görevi kime teslim edecek diye beklenen Emre Belözoğlu, Ligin en parlak teknik direktör performansını göstermiştir. Bakın iyi oyun, seyir zevki ve netice odaklı olarak üç farklı başlıkta bakarsak Başakşehir oyunun içerisinde iyi oynadığı bölümler var, rakibi oynatmadığı bölümler var, seyir zevki anlamında Münir'i izlemek büyük keyif mesela, Okakan'ın rakip üzerinde kurduğu o baskıyı izlemek büyük keyif. Üç ayağı da dolduruyor. Futbolu size keyif vermiyor olabilir. Çoğu kişi Başakşehir'in maçlarını izlemekten imtina ediyordur olabilir. Fakat halen gol yememiş bir Başakşehir'den bahsediyoruz. Birinci sırada Emre Belözoğlu'nu sayarım. Arkasından hemen İlhan Hoca'yı getiririm. İlhan Hoca'nın kadrosu ne kadar değişirse değişsin. Çok ilginç bir adam. İki tane planı var. Birisini bu yıllık plan, birisini geçen yıllık plan olarak değerlendirebiliriz. Bu yılın planı takıldığında geçen yılın planına geçip geçen yılda kaldığı noktadan devam edebiliyor. Çok ilginç bir hoca, İlhan hoca bu anlamda Emre hocayla İlhan hocayı ben ilk iki sıraya yazarım, arkasına da bireysel performans alma uzmanı Montella'yı getiririm çıkış yapanlar oldu. Çıkış yapan teknik direktörler oldu. Son olarak da aslında ilk 7 haftayı baz aldığımızda performansıyla çıkış yapan bir yerli bir de yabancı oyuncu var mıdır? Yabancıları düşündüğüm zaman Galatasaray ki boyun performansına bireysel yakaladığı seviye açısından boyun performansına yaklaşan bir oyuncu görmedim. İnanılmaz bir performans gösteriyor. İki kişilik oynadığı için. Yani boyu devre dışı bırakabilmemiz için iki kişiyi birden o performans seviyesine yazmamız lazım. Alanya Spor, saha içerisindeki zafiyetlerine rağmen Efkan'ın performansıyla şu anda bulunduğu noktada. Yani şayet Efkan olmasaydı Alanya Spor çok daha aşağılarda olacaktı muhtemelen. Çok göze batmayan bir oyuncu olabilir. Beşiktaş maçındaki frikiğini hariç tutuyorum. Efkan çok göze batmayan bir oyuncu olabilir. Fakat Türkiye'deki defansif orta sahalar ve orta saha merkezlerine ters gelebilecek türevde bir oyuncu. Çok rahatsız edici. Her yerden düştü tatabilen. Arkadaşlarını da artı bir olarak oyuna sokabilen bir oyuncu. Muhtemelen Türkiye'de 100 tane adama sorsanız hani 10 tanesi Efkan demez ama oyun içerisi aktifliği açısından bence performansı çok etkileyici ve bu performansı 28 yaşından sonra gösteriyor olması. Şimdiye kadar hiç parlamamış bir oyuncu olması bence Efkan'ı diğerlerinden bir adım daha öne çıkartıyor. Fakat e, Ferdi'yi de bunun altına düşmek istiyorum. Türkiye'de en fazla farklı mevkide oynayıp en yüksek performansı veren oyuncu muhtemelen Ferdi'dir herhalde yerliler içerisinde. Sağda oynuyor, solda oynuyor, sol açıkta oynuyor, sağ açıkta oynuyor. Orta saha merkezine yaklaşıyor. Ve oyunun içerisinde sağ bekteyken de diğer bölgelere yaklaşarak ekstra performans gösteriyor. Ben Ferdi profilinde başka bir oyuncu hatırlamıyorum çok uzun süredir. Topsuz oyunda size bu hafta aktaracaklarımız bu kadardı. Eklemek istediğim bir şey var mı Hikmet? Eklemek istediğim şey iki hafta futbolsuzluk açısından çok uzun bir süreç. Bu sürece Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının denk gelmesi daha büyük bir talihsizlik. Bir an önce Süper Lig maçlarının başlamasını bekliyoruz heyecanla. Ee, eklemek istediğim birkaç oyuncu var. Tolga Ciğerci Ankara gücünde muazzam liderlik yapıyor. Enda Ayşemiyye yılların e, isminden bahsedilmeyen stoperi, savunmadan en iyi demarke vaziyette top alan oyuncu bence Enda Ayşemiyye. İstikrar olarak Ferdi bence ligin en fazla öne çıkan oyuncularından bir tanesi. Bütücü katkısıyla muazzam seviyede bir oyuncu. Trezege ve Efe Can'da takımlarımız ofansif anlamda sırtlamaya çalışan iki oyuncu. Bahsedilmeyen oyuncuların ismini zikretmek istedim. Yorumlarınızla bizleri desteklemeyi bir sonraki haftanın gündemini belirlemeyi lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere derken size bırakayım sözü. Niye ben böyle bir kapanış yaptım? Hiç önemli değil. <laughs> Hikmet'in de söylediği gibi yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. Beğenilerinizle de öyle aynı şekilde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.